Hoş geldiniz. Nasılsın Emine? İyiyim abla. İyiyim abla. Dün gittiniz psikolog evet. Uğur Dalan'la. Evet gittik. E, bir görüşme yaptı çiftimiz. Uğur'a da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Nasıl geçti? Pek fazla iyi geçmedi Esra abla. Kim açısından iyi geçmedi? Serdar açısından. Ben sana nasıl geçti diye soruyorum. Senin için nasıl geçti? Benim için biraz iyi geçti. Senin için iyi geçti. Hı -hı. Benim için iyi geçti. Neler konuştunuz? Ya olup bitene işte konuştuk orada, hı hı. anlattık. Bir daha çağıracağım ben sizi dedi. Peki Serdar için niye iyi geçmedi? Yani niye senin böyle bir görüşün, kanaatin var? Orada da ne yapıyor Esra abla? Ne yapıyor? Ne, ne yapıyor? Ne yapıyor? Sustur diyor, ben anlatayım diyor. Yani yani hiç rahat durmuyor, orada da ne yapıyor? Hep yanlış susturmak mı istiyor? Aynen, o? o yanlış anlatıyor diyor bana. Sen peki o da yanlış anlatıyor diyor musun? Yok ben demiyorum ama bana diyor. Eleştiriyor seni yani. Evet eleştiriyor. Her yerde eleştiriyor beni. Anlattığın şeylerin doğru olmadığını söylüyor. Evet doğru olmadığını söylüyor. Haksızlık mı yapıyor? Evet haksızlık yapıyor. Hala haksızlık yapıyor bana. Ben sanki hani görüşürseniz bir iyi gelir bir uzmana gitmek, oradan çıkmak bir sizi rahatlatır diye düşünüyordum. Serdar'a soralım. Sence nasıl geçti? Şimdi ikiniz çok bambaşka ben... pencerelerden baktığınız için hayata. Birininki çiçekli böcekli, diğerininki sağanak yağışlı. Evet Serdar. Bence iyi geçti, güzeldi. Ben seni dedim, bak çiçekli böcekli onun şeyi bakış açısı. Evet. Sence iyi geçti? Bence iyiydi. Nerede iyi geçti? Ya senin senin açımdan iyi geçmemiş olabilir, benim açımdan iyi geçti. Kendini iyi ifade edebildiğini düşünüyor musun? Ya biraz daha rahatladım. Rahatladı. Hı -hı. Sakinleştim. Emine kendini güzel ifade etti mi? Eminenin de e, ben yaptığım şeylerden dolayı e, ee, yanlış olduğumu farkına vardım bana bir takım şeylerde. <laughs> öyle değil. Şimdi ikisi aynı görüşmeye gitti. Aynı dakikada, aynı saatte gittiler. Yan yana koltuğa oturdular. Biri için e, sonuç çok daha etkileyici, iyi ve ılımlı. Diğeri için negatif. Aslında herkesin kendi e, düşüncesini kabul ettirme gibi bir Aynen öyle isteği şey. var. Evet. Emine, Serdar sana sen sonuna kadar haklısın, dediğin her şey doğru dese rahatlar mısın? Rahatlarım abla. Bana haklı ve haklısın demiyor. Ben, ablası olsun, babası olsun, hepsinde yani bazı sadece her, her bütün konularda öyle yapıyor. Sen bana. haklısın derse bu Hep, kavga biter mi? Bana savunması lazım, savunması gerektiği yerde savunmuyor. E, dün vallahi çatır çatır savundu. Dün savundu. Her zaman savunması lazım. Her yerde, her konuda. Emine ile Serdar bir tek e, görümceye ismini unuttum, Selma'ydı, o evet. hanım olursa siz ikiniz yan yana oluyorsunuz, aynı fikri paylaşıyorsunuz. Bir de Mehmet Duran Bey olursa, siz ikiniz aynı fikirde örtüşüyorsunuz. Normalde olmazsa ikiniz kavga ediyorsunuz. Evet. Ama üçüncü bir kişi işte Serdar Bey'in ailesinden görümceniz ya da baba olursa, siz ikiniz hem fikirsiniz bütün davranışlarda. Hem fikri değil, ben doğ doğrudan yanayım Hülya şey, abla. Mesela Serdar'ın ailesi haksızlık yapıyor. Bana da haksızlık yapıyor. Ben dedim bak diyorum ailen sana nasıl haksızlık yapıyor Ama ben peşine geliyorum. Ama o konuda Serdar hep seni destekliyor. Ama şimdi doğru dediğin şey de sadece kendi bakış açın değil ki. Şimdi senin tarafından baktığında doğru olan onun tarafında yanlıştır. Sen seni koruması konusunda davranmasını istiyorsun. Çünkü o doğru bir davranış. Ama o da ailesine haksızlık ederse onlara haksızlık yapacak. Aile ilişkilerinde böyle net, kesin, katı... ...belirlenmiş kurallar yok ki... ...ılımlı olmak ve uzlaşmak var... ...aile öyle bir şey ya... ...onların hepsi bizim köklerimiz... ...herkesin birbirine aynı... E, ...sevgiyi, şefkati, empatiyi göstermesi lazım... ...herkesin biraz birbirini anlaması lazım... ...herkes biraz ya kendi... ...tarafından değil de karşı tarafın gözünden de... ...kendine bakması gerekiyor... ...ama işte o öyle yapmaya. Sıra ...o farklı yapıyor... ...öbürüne gidiyor... E, işte... ...diğerine gidiyor... ...ya işte böyle... ...ya ama boşver böyle... ...öyle olmayacak tek bir kararlı olacak. Ya sana ne diyecek veya da sus diyecek. Sen peki kendi ailende senin de bir annem baban var. Annem var. Kardeşlerim var. Evet. Var değil mi? Evet annem var. Ee, oluyorum, gelinleriniz abi. var mı? Evet var. 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 Onların hepsini adil davrandığını düşünüyor musun? Ben zorda kalanlara kapımı açtım Esra abla. Bak çok zor durumda olduğum halde, batık halde olduğum halde yemin ederim bir soğan ekmeğimi paylaştım. Yeri geldiği zaman kardeşlerime de olsun, abilerime de olsun, yengelerim de olsun. Hı hı. Evde çalışıyordum bekarken anneme diyordum köydeki abime para haşlık gönder. Mesela abinin ha, eşiyle gönder, arasında problem oluyordum. var. Abinin eşiyle sen kavga ettin ve eşi dese ki beni savunacaksın dese, ablanı savunmayacaksın dese üzülür müsün? Üzülmem. Eşinin peşine gidiyor çünkü abim niye üzüleyim ki? Tamam benim yüzümden kavga etmeyin, benim yüzüm oldu kusura bakmayın özür dilerim bu hata neyse düzeltirim derim çıkar giderim o konuda orada. Ha böyle bir insansın. Evet biz hiçbir zaman ben mesela abimle hep beraber neyim oturduk orada durduk hiç böyle bir sorun doğru yaşanmadık. kavga tartışma olur mu sizin ailede? Olur inne çıplalar olur Esra abla herkesin kendisine ait olur benim ait olur ama ben dediğim gibi ben herkesi kapımı açtım. Serdar'ın ailesine de açtım kendi kardeşlerimi de aileme de açtım annemin hı. zaten durumu ortada belli. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ben yani kime ne kapımı açtım herkese darbe yedim. Çok kötü darbe yedim. Babası mesela Çorum'daki oğluna demiş ki Emine bana kapıyı açmadı demiş. Ameliyat olup benim evime geldim, sabır kaldım. Ben evden gelim yokken gittim markette yazdırdım sana baktım be adam. Niye bu yalanları söylüyorsun sen? Geldim buradan bangır bangır. Ama onlar geçmiş konular. Siz onun üzerine zaten bu adamla aynı evde yaşamışsınız. Ben bunu anlayamıyorum. Serdar. Evet efendim. Emine her zaman adil midir ya da sen her zaman adil misindir? Emin'in adil olduğu konular var, olmadığı konular var. Ama ben babam da dahi olsa adilimdir yani. Benim de hatalarım e, olabilir fakat ben doğrucu tarafta dur durmayı tahmisi şey yapıyorum, yeğiliyorum yani. Peki babam anda... olsa tanımam eğer yalan söylüyorsa... Şu an doğru tarafta mı duruyorsun? Şu an şöyle bir şey söyleyeyim dünkü olaylarda. Yani ben özür diliyorum buradaki insanlardan da, izleyenlerden de. Benim yapmamam gereken bir şeydi ama sonuna kadar söylediklerinin hepsi de yalan. Hepsi de. Babana o adam dediğin için dün canlı yayında Tabii Pişman ki, tabii mısın. ki pişmanım. Bunu bir saygısızlık olarak kabul tabii ediyor ki, musun? Tabii ki, tabii ki. Ama onun yalan söylemesi... ...ben zaten Emine'nin buraya gelişini... ...vallahi billahi ve tallahi en son gün biliyorum. Ben Emine'nin buraya gelişinden bu, buraya çıkacağına benim bir haberim yoktu. O orada diyor işte onlar oraya gelmiş işte bir şeyler almaya çalışıyor. Benim zaten haberim yok. Ben ona her zaman dedim eğer boşanmak istiyorsan bunun yolu. O evde de diyordu ben Esra Erol'a çıkacağım, Esra Erol'a çıkacağım. Ben hep söyledim Esra abla. Ben diyordum git bunun yeri bura değil. evine. Ben hep yani, söyledim ona. Eğitim. Ben onu bir türlü kendi anlaşmanı bir şekilde boşanmaya ikna edemedim. Ben hep söyledim. Ben bir buçuk sene nereden baksan hep söyledim. Aha kendi boşanacağım, yüzü Boşanacağım, boşanacağım. Boşanacağım dedim. Başvuru yapacağım. Ben sonra sonra yolu da bulurum, bazısı bulurum dedim. Ben giderim dedim. Gittiğimde dedim sen ben ben şuradayım direkt de dedim arayacağım dedim. Ben dedim kendisi ağa yüzüm. senden yüzü. boşanmak istiyorum diyor mu? Kim? Ben. Kim diyecek o? Emine mi? Ha. Ben Emine bunu, ona. Emine bunu her zaman diyor zaten. Bu bir senedir değil ki bunu 3-4 senedir en azı dört senedir söylüyor. Niye dört başan... senedir? İki kelimesine. Dört senedir niye söyleyeyim? Durdun mu? Durmadın. Kaşındın, kaşındın. Sen beni doldurdun, doldurdun. Tamam, Burada tamam. hepiniz doldurdunuz, beni buraya attınız. Ben savunmaya geldim kendimi. Tamam mı? Sen yaptın, 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 yaptın kenara çekildin. Ben de aynısını yapsam senin ne olacaktı? Hoşuna gider miydi? Gitmezdi değil mi? da olsa, git dedese, gitmedi dedese yapmayacaktı. Peki kendinde hiç hata arıyor musun? Ben kendimde hata arıyor muyum? Sen yapacağım diktiyorsan ben kendimde asla hata aramam ki hiçbir zaman. Niye arayayım? Niçin aramıyorsun Arama. kendimde hata? Hiçbir zaman kendimde hata aramam. Sen niçin şapkanın Bak ben sana bir ahlaksızlık yaptım mı on sene boyunca? Elimden gelen ben anne de olmuşum, baba da olmuşum, eş de olmuşum, çocuğun anakta yapmışım. Elimden gelen her türlü her şey yapmışım mı? Bir de borca batmışım üstüne. Daha ne istiyorsun benden? Peki niçin ben bu kadar susuyorum? Sana karşı sen buraya geliyorsun, yükleniyorsun, hiç cevap vermiyorum. Susma, konuş. Niçin yapıyorum? Susma. Bir tahmin et. Ne için yapıyorsun? Sevdiği için mi yapıyorsun? Hayır. Ne için? Ne için? Kendi ağzıyla dedi Neska Hanım. Ben sana dedi hep hem dedi ben dinliyorum onu ama bizi dinlemiyor. Hı. Hem dedi anne oldum hem dedi baba oldum hem dedi sana dedi bir eş oldum. Şimdi ne olursa olsun ben ona bir, bir takım hatalar yapmışım o da bana bir takım hatalar yapmış. Şu an dolu dolu dizgin yoluna devam ediyor. Bu o kadar şey yaparken ben geri planda kalmayı yeğliyorum yani. Sebep yani? Bunu yapmanın sebebi ne? Sebep en yakınımdaki e, insanlar bile benim savaşırken yanımda olmadı. Emine hep senin yanında mıydı? Emine benim kötü de olsa iyi de olsa hep savaşırken yanımda. Yani Emine'nin her zaman senin gönlünde kredisi çok. Tabii ki. Dün zaten şöyle bir cümle kurdu. Ben sen evliliği devam ettirmek istiyorum, boşanmayacağım dediğinde senin derdin ço çocuğumuz var dedin. Çocuk falan değil benim dedi. Değil mi? Evet benim. Senden vazgeçemiyor. Geçemiyor abla. Ben boşansam bile ayrılsam gitsem bile mesela örnek görüyorum. Dakika başına mı arayacak? Neredesin? Ne yapıyorsun? Nesin? Görüntülü bile arar yani. Hı hı. Dün mesela terapiye gidiyoruz. Telefon elimden almış. Bakıyor korkacak. Kıskançlık var. Seni uçan kuştan? Kıskanır ya. Kıskanıyor Esra abla. Balgona çıkartmadı. 10 sene oturduk bir apartmanda orada doğurucunu çıkartmadı. Çıkartmadı. Kıskanıyor. Niye Serdar kıskanıyorsun? Çok kıskanıyor. Abla biraz bazı şeyler abartıyor. Abartıyor. Şimdi Sürüt sizin dışınızda ama yine aile üyelerinden biri olacak. Ee, bu beni çok şaşırtan bir konuk. Bugün kendisi programa başvuruda bulundu. Ee, Emine'nin yengesi. Açtım sahı herkes gelebilir. Ha? Açtım sahı diye herkes gelebilir yani ben geldim başvuru yaptım herkese açtım gelsin buyursun kimse hangisi. Yalnız döndü yengen yani Oo. senin erkek kardeşinin eşi. Peki benimle ne derdi varmış? Ee, programa başvuruda bulunuyor. Ee, başvurma sebebi ne biliyor musunuz? Ne? Eşim Ceyhun Hı -hı. bir haftadır evde yok. Aramaya gelmiş. Ben Eşini aramaya mı gelmiş? Evet. Tamam. Ceyhun nerede? Bilmem. Ben de bilmiyorum Ceyhun nerede oldu. Emin misin? Emin. Ben de bilmiyorum abi. Emine nasıl emin değilsin siz? Sizin yanınızda değil mi Ceyhun? Bizim yanımızda ayrı gitti. Ne zaman gitti? Bugün. Gitti. <laughs> Ama nereye gitti bilmiyorum. Gelmedi. Eşi, Gelmedi. Ceyhun bir haftadır ailesiyle beraber değil. Bir haftadır değil Esra abla. Ben buraya ne zaman geldim? Bir iki gündür. Yani bir iki gündür. salı çarşamba yani üç gündür. Bu adam nerede? Bu, süre bu içerisinde adaydı. kimin yanındaydı? Senin yanındaydı. Benim e yanındaydı. E sen tamam. niye bilmiyorum diyorsun? Ama bugün çıktı gitti onu bilmiyorum. Bugün nerede olduğunu bilmiyorsun ama bu evet. bugüne kadar nerede olduğunu biliyorsun. Evet benim yanımda. O kadın da diyor ki benim kocam bizi bıraktı iki çocukla ortada bıraktı nerede olduğunu bilmiyorum diyor. Yalan söylemesi Mesajlaşıyorlardı yanımda. Arıyordu konuşuyordu çok yalan söylemesi. Gelsin bakalım Gelsin. Döndün. Yalan söylemesi. Nereye döndü? He, otur. Oturayım. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Kaç yıllık Yanıma evlisiniz? Ya. Yanılmayın. Ya. 7 yıllık evliyim. Ben bir dakika, diyeyim? hemen Hı. bir Serdar gel böyle. E, döndü sen de birazcık gel. Heh, tamam. Orada oturabilirsin. Kameraların açılarından dolayı. Kaç yıllık? 7 yıllık. 7 yıllık. Yedi, yıllık. Yedi evet. yıldır Eminelerin gelinisin. Evet. Ee, erkek kardeşiyle evlisin. Kaç evet. çocuğunuz var? İki çocuğum var. İki çocuğum var. Nerede yaşıyorsunuz? Kartal'da yaşıyorum. Kartal'da, Andola yakasında. kasında. Ee, kocanız Ceyhun Bey. Evet. Yani Emine'nin abisi. Ee, kocanız ne kadar süredir görmüyorsunuz? 10 gündür görmüyorum. 10 gündür. Evet. On gündür kendisiyle iletişim kuruyor musunuz? Evet. Şu şekilde kuruyorum. Hı. Evden gittiğinde. İki gün sonra ben kendisini aradım. Hı hı. Dedim ki çocuklar seni istiyor. Hani gel benimle sorunun varsa çocuklarını gör. Hı hı. Çocuklarına bir problemin olmasın. Kızım çünkü çok ağlıyor babası için. Hı hı. Ben dedi hiçbir şekilde gelmiyorum dedi. Peki neredesin dedim. Ben dışarıda kalıyorum dedi. Hı hı. Ben de dedim ki sen dışarıda kalamazsın dedim. Eve gel dedim. Ben gelmeyeceğim dedi. Ondan sonra aradan 3-4 gün geçti. Dedim gerçekten dışarıda kalıyor musun kalmıyor musun? Dedi ki ben dışarıda kalmıyorum dedi. Anan sonra ben de kayınvalidemi aradım başka bir numaradan çünkü beni engellediler. Kayınvalideme sordum dedim ki Ceyhun sizin yanınızda mı değil mi dedim. Bana dedi ki Ceyhun burada dedi anan sonra ben de dedim ki peki neden beni aramıyor iki haftadır? Hı -hı. Bana neden hani arıyorum da ben dışarıdayım, ben şuradayım, ben buradayım diyor. Benimle sorunu var, çocuklarıyla sorunu yok dedim. Ben neden bir kadın olarak çocuğumu atıp da gitmiyorum da o evi terk ediyor dedi. dedim. Yıllardır ben onu bekliyorum. Görümceni aradın mı? Derdini ben görümce... anlattın mı? Ben görümcemle üç buçuk senedir konuşmuyorum.